Akasya abla'ya hoş geldiniz. Birkaç konudan bahsedeceğim. Özellikle gelen bazı sorular var. Akasya abla, hoşlandığım çocuk en yakın arkadaşıma çıkma teklif etti. Ben ne yapacağım? Başıma geldi geldiği için biliyorum. Çekileceğim kardeşim. Neden biliyor musun? çok büyük bir ihtimalle yani farklı bir şey olmazsa çok büyük bir ihtimalle o ilişkide kazanan taraf olmayacak. Bir kere arkadaşın muhtemelen çok yakın arkadaşınsa senden zaten o çocukla ilgili bir sürü brief aldı, seni dinledi falan. Hatta bu arada kendisi yükseldi. Ha sana bir haberim var. O zaman zaten senin o çok yakın arkadaşın olmuyor. Onu da bir bil. Ve e, bu ilişki başladığında eğer arkadaşlığınız devam ediyorsa bil ki sürme olasılığı biraz düşük. Ya da kalbine gömeceksin. Bu iletişim bir kere nasıl gelişmiş o da önemli. O konuları birazcık daha böyle irdeleyip biraz objektif yaklaşıp kendini geri çekeceksin. Çünkü orada bir daha asla senin için bir ortam söz konusu olamaz. Arkadaşlığını da kurtarmak istiyorsan ya sineye çekeceksin ya da ortalığı velveleye vereceksin. Demek ki o kız senin çok iyi arkadaşın değilmiş. Bu yine dediğim gibi birkaç kez geldi, o yüzden söylüyorum. Başıma da geldiği için gençken, diyorum ki bunlar demek ki klişe olabilen şeyler. Evet, genelde böyle bir gaza gelme söz konusu olabilir. Bunun bir versiyonu daha var. Biriyle çıkmaya başlamışsınızdır. O daha henüz yeni, uzun süre çıktığı birinden yeni ayrılmıştır. Henüz daha yeni ayrılmışlardır. Çıkmaya başladığınız için o eski sevgili birdenbire kıymete biner. Ve barışırlar. Bu da olur. Bu ilişkiyi güçlendiren arkadaş modeli diyoruz buna. Ateşleyici diyoruz. Ne yazık ki bu durumda da yapabileceğiniz çok fazla bir şey yoktur. <laughs> Direkt uzamanızı öneririm. Çünkü demek ki onların aralarındaki ilişki daha henüz bitmemiş. Bir şey bitmeden bitmez. Bitince biter. Bu kadar da net. Bu çok olan olaylardan biri. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bunu yine kız arkadaşlara söylüyorum. Erkekleri kendiniz gibi okumayın. Siz diyelim ki hoşlandığınız çocuğu bir kızla gördünüz. Siz gaza gelirsiniz. Ayrıldığınız bir sene çıkıp ayrıldığınız erkek arkadaşınız yeni birisiyle tanıştı gaza gelirsiniz. Bu sizi gaza getirir. Ama erkekleri genellikle pek getirmez. Onlar işin bittiğini düşünürler. Ee, ya da bazen erkek arkadaşınız sizi birisiyle ilgilenirken kıskandırabilir. Eğer siz gider erkek arkadaşınızı ya da hoşlandığınız çocuğu kıskandırmak için aynı hareketi yaparsanız bitersiniz, değil mi? Bilmiyorum da burada bir sessizlik oldu. Gerçekten bu konu ya, böyledir. Yani sakın öyle. sakın sakın böyle bir şey yapmayın. Yani gidip işte birisiyle falan öpüşürseniz ya da flört ederseniz gözünün önünde onu etkilemezsiniz. Onu gaza getirmezsiniz. Bu konuda sadece kızlar gaza gelirler. Erkekler pek gelmezler. Ha şimdi kızlar erkekler diye konuşuyorum. Geçen e, Akasya abla videosunda makyajı tarif ederken erkekler makyajdan çok fazla makyajdan hoşlanmıyorlar derken bunu pekiştirici bir örnek olarak vermiştim. Siz de zaten kendiniz için süslenin ilk önce, sonra karşı cins için ya da belki karşı cinsten değil, kendi cinsinizden hoşlanıyorsunuzdur. Bu da beni çok ilgilendirmiyor bu arada söyleyeyim. Hayır, ya yani bu arada hayır, tercihiniz hayır. ne olursa olsun, bunu sadece örnek olarak, genel örnek olarak verdim. Pekiştirmek için verdim ve ayrıca bu da şöyle de bir gerçek var. Kızların çoğu erkekler için süsleniyor. Bu gerçeği değiştirmez bu. Tabii ki önce kendiniz için süslenin. Bunu söylememe bile gerek yok diye zannediyordum. Meğer varmış. <laughs> ne oldu? Gitti mi ses? Gitseydi ne olurdu? Film mi akıyor? Banyolayacak mıyız o filmi? Ha Nihat? Nihat, Nihat. Ne oldu? <laughs> çok boğdu mu? Gel buraya, gel. Gel buraya. Ben bir soru soracağım. Bize erkeklerden çok soru geliyor. Hmm. Erkeklerde arkadaş... Sınırını geçiyor. Aslında hoşlanıyor. Bir yandan hani friendzone'a giriyorlar ya. Hmm. O friendzone'la ilgili paylaşmak istediğim şey var mı kızlarda? Nasıl? Bir aç. Yani şey hoşlanıyor ama sonra... Ama aslında arkadaş modu. mı olmuşlar? Sonra bir anda bir arkadaşlık moduna giriyor kız tarafı. Ve ondan sonra toparlayamıyor ya erkek. Ah atışıyor. bebeğim. Kız arkadaşlık moduna girdiyse, hele bir de başkalarından falan bahsetmeye başladıysa bilin ki orada size ekmek yok. <laughs> Net bazı işler var. Bunlar erkeklerde farklı işliyor, kadınlarda farklı işliyor. Kıskandırma meselesi. Evet, bir kızla hoşlandığınız kızı kıskandırabilirsiniz ve şansınız yoksa bile şansınız olabilir. Kızlar çünkü böyle "Aa, demek orada bir şey var. Demek o ona kıza baktıysa bir şey olacaktır." derler. Erkekler ise pi namussuz derler, bunu kibarca söylüyorum. Aslında başka şeyler derler. Yani öyle kıskandırmak erkeklerde işe yaramaz. Yani erkeği adama adama kırdıramazsınız. Ama kızı kıza kırdırırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir gerçek. Eğer arkadaşsanız ve biz arkadaşız canım benim diyorsa ya da abi filan dediyse geçmiş olsun. Yani oradan geri dönüş kolay kolay yok. Olmaz mı demiyorum. Olabilir. Bakın bunu hep söylüyorum. Bu istisnalar kaydeyi bozmaz yalnız. Bu gerçeği de değiştirmez. Çoğunlukla eğer arkadaşsanız arkadaşsınızdır. Kızdan eğer arkadaş olduğunuza dair çok mesaj geliyorsa arkadaşsınızdır. Ama erkekten geliyorsa o değişebilir. Erkekler daha böyle ne bileyim ben. Erkekler daha direkt. Bir şey istiyorlarsa istemiyorlardır, istemiyorlarsa istemiyorlardır yani. İstiyorlarsa istiyorlardır. Herhalde istemiyorlardır. <laughs> Ay pardon yanlış söyledim. Direktir erkekler. Kadınlar gibi değildir. Kadınlar biraz daha ben istemiyorum. Bir şey ne, neyin var dersen yok bir şey der. Çünkü sonrasında onu deşmeni bekler aslında sadece. O neyin var sorusunun ilk cevabı verdiği cevap değildir. O ön ısınmadır yani. Bunu biz zaten kız kıza konuşuyoruz. Bunu erkeklere arkada kızım sana söylüyorum gelinim sen <laughs> şeklinde söylüyorum. Yani o friend zone'a girdiyseniz oradan geri çıkmak biraz zor. Hele bir de eğer bir kız size erkek arkadaşından ya da biriyle arasındaki ilişkiden falan bahsediyorsa bilin ki orada ekmek yok. Kızlardan şöyle bir şey de geliyor. Hoşlandığımız kişiye biz de açılsak olur mu? Ve yeni kuşak kızlar birazcık daha yakınlar, sıcaklar. Daha çok kendilerini ifade ediyorlar. Bizimkiler biraz, biz biraz daha romantiktik. Yani i̇lla ilk hareket karşıdan gelecek. Ama zaman o kadar hızlandı ki. Ve de iletişim araçları arttı. Neden gidip bir kıza bir hoşlandığınız çocuğa merhaba diyemeyesiniz ki? Bu sizin incilerinizi dökmez. Birini beğeniyorsanız gidip belli edebilirsiniz. Bu arada oyalanmazsınız. Alternatifleri daha çabuk geçersiniz ve platonik olarak kalmazsınız en azından. Özellikle bunu yapacaksanız şakaya vurarak yapabilirsiniz mesela. Bu daha çok daha az rencide olmanızı, kırılmanızı sağlar. Çünkü ne olursa olsun evet kızlar biz o iç gücüyle yetişiyoruz. Bana anneannem sürekli derdi ki işte kızlar aramaz, kızlar telefon etmez, erkekler arar. Abimi arayan kızlarla ilgili de hep böyle ters ters şeyler söylerdi. Ben çok uzun süre arayamadım biliyor musunuz? Yani önce beni arayacaklar. Böyle bir şey yok. Kimsenin de böyle bir beklentisi yok. O beğendiğiniz illik gibi çocukları cüreti cesareti olanlar kapar ondan sonra. Bu arada bu aynı şey kızlar için de geçerlidir. Yani o hak ettiği tatlı adamla değil o biraz daha cüretkar olan densizle falan birlikte olur. O güzelim su gibi kızlar ve ilik gibi olanlar. O yüzden birazcık daha cesaretli olabilirsiniz. Evet bugün aşk meşk konularından bahsettik. Bu daha e, bahsetmeyeceğiz anlamına gelmesin. Bundan sonra sorularınız olursa seve seve cevaplarım. Videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Giyem, giyim kuşamla ilgili, hayatla ilgili. Ondan sonra eğitiminizle ilgili. Bu arada oyunculukla ilgili video çekmemi istemişler. Çok dar bir alanı e, kapsadığı için yani bu beklentiyi sadece e, karşılayacağı için pek tercih etmedim ama olabilir, çekebilirim. Bundan sonraki videoları da sizin yönlendirmenizi bekliyorum ve tabii ki abone olun. Yani sizin için açtık bu kanalı.